Karşıtlık, tezat, iki karşıt durumun veya düşüncenin aynı anda verilmesiyle yapılan söz sanatıdır. Konuşturma intak, insan dışındaki varlıkların konuşturulmasıyla yapılan söz sanatıdır. Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde açıklaması verilen söz sanatlarından birine başvurulmamıştır? A. Ben güzelim diye böyle kurulma nazlım, kurulmam. Evvel coşkun akıp da durulma nazlım, durulmam. Burada tezat, karşıtlık sanatına başvurulmuştur. B. Od yanar, kazan bilir. Bu derdi yazan bilir. Geceyi hastadan sor, gündüzü gezen bilir. Burada da tezatlık sanadına başvurulmuştur. C. Kaşların name tutar, kirpiğin sitem eder. Şimdi gönül neyler, sevgili olmayınca. Burada karşıtlık ve konuşturma sanatına başvurulmamıştır. D. Sabahleyin kozasından bakan gelincikler sorar bu dünyaya. Ne istersin? Kanat dalıp uçalım mı? Çiçek olup açalım mı? Burada gelincikler konuşturulmuştur. Konuşturma sanatına başvurulmuştur. Cevabımız C seçeneğidir. Ali öğretmen Yiğit'ten bir metin yazmasını istemiştir. Ali öğretmen yazacağı metinle ilgili Yiğit'e şu önerilerde bulunmuştur. 1. Aralarında ilgi bağı bulunan iki varlık veya kavramdan zayıf olanı güçlü olana benzetebilirsin. 2. İnsana ait bir özelliği insan dışındaki bir varlık için kullanabilirsin. 3. İnsan dışındaki bir varlığı konuşturarak anlatımı etkileyici hale getirebilirsin. Bu öneriden sonra Yiğit şu metni yazmıştır. Ailesini çok seven minik bir tavşancık varmış. Bir gün ormanda yolunu kaybetmiş. Bulmak umuduyla gezinirken ormanın derinliklerine doğru yol almış. Hava kararmaya başladıkça telaşa kapılan minik tavşan saklanacak bir yer aramış. Etrafa bakınırken dipsiz bir kuyu andıran karanlık bir mağara görmüş. Ailesi olun bulana kadar orada beklemeye karar vermiş. Ailesi fenerlerle onu aramaya çıkmış ve gece yarısına doğru onu saklandığı mağarada uyurken bulmuş. Tavşancık ve ailesi birbirlerine sarılarak evlerine dönmüşler. Verilenlere göre Yiğit, Ali öğretmenin önerilerinden hangilerini uygulamıştır? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. İncelediğimizde verilen metni, verilen metinde kullanılan söz sanatları benzetme ve kişileştirmedir. Dipsiz bir kuyu andıran karanlık bir mağara ifadesinde benzetmeye başvurulmuştur. Ve tavşan da kişileştirilmiştir. Yani tavşana insana ait bir özellik yüklenmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Yazma isteği bende çocukluktan başladı. Önceleri gün içinde olup bitenleri yazardım. Sonraları bunlara mekanlar da eklendi. Gençlik yıllarımda daha çok yer gezmeye ve buralarda gördüklerimi yazmaya başladım. Son 10 yıldır ise neredeyse yazmak için şehir şehir dolaşır oldum. Gördüğüm yerlerin kültürünü, insanını, tarihini, mekanlarını yazmak ve yazdıklarımı paylaşmak en büyük tutkum haline geldi. Bu sözleri söyleyen bir yazarın büyük tutkusu haline getirdiği metin türüyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru olur? A. Yaşanmış olayları anlattığı için anıdır. B. Gezilip görülen yerleri anlattığı için gezi yazısıdır. C. Olmuş ya da olabilecek olayları anlattığı için hikayedir. D. Sahnede canlandırılmak amacıyla yazıldığı için tiyatrodur. Bu sözleri söyleyen yazarın büyük tutkusu haline getirdiği metin türü gezi yazısıdır. Gezip görülen yerleri anlattığı için gezi yazısıdır. Gezi yazısı, gezip görülen yerlerin anlatıldığı yazı türüdür. Gezilen yerlerle ilgili izlenimleri edebi bir üslupla anlatır. Yazar iyi bir gözlemcidir. Duygu ve düşüncelere yer verilebilir. Cevabımız B seçeneğidir.